Yaşam ve sağlık programımız devam ediyor. Tabii ki stüdyo konuğumuz psikolog Esra Dağlar ile. Esracığım, cinsel istismarla devam ediyoruz tabii ki. Hemen şunu sormak istiyorum sana. Cinsel istismar durumunda bir çocuk istismar edildiğini annesine babasına anlattığı an nasıl davranmak gerekiyor o çocuğa? Bir kere öncelikle anne babanın ya da bir uzmansa anlattığı çocuğun o uzmanın tamamen sakin olması gerekiyor. Bunu bir çocuğun anlatabilmesi çocuk için çok önemli bir aşama, öyle söyleyeyim. Konuştukları ortamın çok rahat olması lazım. Yani biri kesmeyecek, biri bölmeyecek, içeri biri girmeyecek. Her şey kendi ambiyansı içerisinde devam etmesi gerekiyor. Bir masanın etrafında değil ya da karşılıklı değil, aynı seviyede, mesela aynı koltuk olabilir, aynı oturma yüksekliğinde. Hani ben seninle aynıyım mesajı vererek çocuğa ve onu rahatlatarak bir oturma biçimi seçmesi gerekiyor. Çocuk anlatırken dehşete düşmemek gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var, çocuğun anlatacakları sizi mahvedecek. Yani çok olacaksınız, çok sinirleneceksiniz. Hiç beklemediğiniz bir şey çünkü. Öldürmek isteyeceksiniz belki ama o an sakin olmak zorundasınız. Çünkü eğer siz panik yapar, siz bağırır çağırır ya da işte hayır nasıl olur gibi bir tepki verirseniz çocuk hem anlatmayı kesecek hem daha büyük bir dehşet içerisinde kalacak. O yüzden tepkinizi çok böyle normal bir seviyede tutmak gerekiyor ki çocuk bunu algılama şeklinizdeki kaygıyı hissetmesin. Çocukla konuşurken onun anlayabileceği dilde konuşmak lazım. O hangi kelimeleri kullanıyorsa, yani işte bana şöyle dokundu, böyle dokundu, nasıl söylüyorsa çocuk, siz de bir soru soracaksanız o kelimeleri kullanarak sormanız gerekiyor. Çünkü çocuğun algısı o yönde. Çocuk başka türlü anlamayacak sizi. Yine böyle anlatmaya akıcı bir şekilde devam ediyorsa kesmemek gerekiyor çocuğu. Yani yönlendirici sorular olmadan... Yani o şeyi, akışı bozmadan, çocuk için çok zor. Çocuğu ödüllendirmek lazım. Yani anlattığın çok iyi oldu, anlatman çok doğruydu. İstismar senin suçun değil. İyi ki bunu bana anlattın gibi cümlelerle pekiştirmek gerekiyor bu durumu. Ondan sonrasına zaten bakıyor ama çocuğun anlattığı süre boyunca bunları yapmak şart. Yani belki siz bir annesiniz, oturuyorsunuz da çocuğunuz babasının ona tecavüz ettiğini ya da cinsel organını ona sürttüğünü gibi bir şeyi anlatıyor size. İşte bunu bu şekilde dinlemeniz gerekiyor. Dinleyin ki öğrenin ne olduğunu. Zaten ondan sonrası böyle çok hızlı, akıcı bir süreç olarak geçiyor ama çocuk anlatabiliyorsa çok önemli çocuğun anlatması. Anlatamıyorlar çünkü çocuklar. Hemen bu prosedürün ya da bu prosedür de demeyeyim ama bu ortamın kurulması gerekiyor. Öyle evet. Söyleyeyim. Ya şey de çok önemli bence, anne ve babanın yüz ifadesi de çok önemli çocuğa karşı. Tabii. O an çünkü çocuk ne yapacağını tepki gösterirse yüzünden belli olacaktır. En önemli nokta bence burasıdır. Çocuk kendini suçlayabilir, suçlu hissedebilir. Ya ne oluyor diyebilir. Hakikaten bu ne kadar kötü bir şeymiş der. Üstüne onu giyer, öyle devam edebilir. Ama çocuk bunu anlattığı noktada siz işte devamındaki prosedürleri yerine getirip bu çocuğun tedavisini yaptırdığınızda ilerisi için daha sağlıklı bir birey olma ihtimali çok fazla. O yüzden çok kıymetlidir çocuğun oturup anlatabilmesi. Evet, yani bu durumda çocuklar tedavi gördüğünde bu durumu atlatabiliyorlar mı ki? Tabii atlatan olgular var. Üstesinden ne kadar erken fark edilirse. Şimdi bu şey de çok önemli. Yani nasıl oldu? Mesela bunun sıklığı ne? Bir kere mi oldu? Üç kere mi yaşadı? İşte gelişimin hangi evresindeydi? Şimdi diyelim ki 3 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Konuşarak anlatamayacak ama işte dediğim gibi oyuncaklarla anlayacaksınız bunu. İşte orada da yönlendirebilmek. İşte 5 yaşındaki bir çocuk resimle bunu anlatabilir. Burada onu görebilmek. Bunlar da çok önemli. Tedaviyle üstesinden gelir mi? Evet, üstesinden gelebilir. Unutmayacak. Yani bunu unutmak, hele hele ki dediğim gibi, yani yaş büyüdükçe bunun da çünkü kendi içerisinde sıklık durumları var. Yani işte bir kere birinin dokunmasıyla bir çocuğa tecavüz edilmesi arasında, evet ikisi de cinsel istismar ama ağırlık skalası olarak baktığımızda tecavüz çok daha büyük bir iz bırakır gibi söylüyor. Evet, dokunuş da çok rahatsız edicidir. Kendi
Şimdi ben bir psikolog olduğum için mesela kendi arkadaş ortamlarımda da ya biri diyor ki ya işte küçükken de bana şöyle olmuştu, ben bunu hiç unutamıyorum, komşumun oğlu bana bunu yapmıştı gibi, ya da işte mahalledeki bakkal bana şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı gibi anlatılıyor. Ama bakıyorum üstesinden gelmişler, hayatlarında bir problemleri yok, cinsel bir problem yaşamıyorlar. Akış gidiyor, evet işte bazı ilişki problemleri olmuş ama bugün düzeltmişler, yani üstesinden gelinmiş. Ne kadar çocuğa iyi yaklaşırsanız, ne kadar iyi bir şekilde tedavi olanağı sunabilirsiniz, nasıl iyi bir ortam hazırlarsınız, işte o zaman bu çocuk tedaviden yarar görür. Evet. Peki çocuğa yönelik istismarın farkına varmak bence çok da kolay değil. Evet. Çok zordur. Neden? Yani... Çok zor bir dediği, bir şöyle bir şey var. Gerçekten çocuğun önce yalan söylediği düşünülüyor. Bu fiziksel istismarda da, cinsel istismarda da, hatta ihmalde de, yani bir inanılmıyor çocuğa. Bir onunla alakalı farkına varılmıyor. İşte yanlış algılamıştır, yalan söylemiştir. Çocuk çok fazla mesela tehdit edildiği için susmak zorunda kalıyor. Şimdi düşünsenize, yani evin içerisinde anne ya da baba figürü ne kadar önemli. Çocuğu istismar ediyor. Bu çocuk zaten bunu anlatamıyor ki. Ya anne babaya bir şey olacak diye korkuyor. Daha kötüsü başına gelecek diye korkuyor. O yüzden susuyor. Anlamıyorsunuz. Demin dediğim noktaya geldim o zaman. Bir önceki soruya geldim. Yani çocuğun anlatabilmesi o yüzden çok kıymetli. Fiziksel istismar gibi şeyler, dediğim gibi cinsel ve fiziksel de özellikle. Gene bir noktada yaralar, bereler, morluklar, işte yanıklar gibi ya da kanlı iç çamaşırları vesaire bir şekilde bulunuyor. Ama sadece dokunuşsa bu, işte o zaman da sıkıntı var. Yani çocuğunuza o güveni vermeli. Yani her zaman, şimdi anne baba bunu yapıyorsa bu X bir kişi daha vardır. Öğretmeni vardır bu çocuğun, işte güvendiği bir komşusu vardır. Eğer o güven çocuğa bir yerden verilirse çocuk söyleyecek. Çocuk söylemezse anlamak çok zor. En önemli şeylerden biri de davranışlarını takip etmek oluyor. Yani çocuğun davranışında değişim, okuldaki başarısında, kreş, anaokulu, normal, ilkokul, ortaokul. Yani buradaki başarıda bir dalgalanma, kendine zarar verme davranışları. Mesela çok küçük çocuklarda da kendine zarar verme davranışlarını görebiliyoruz. Ya da bebeklerini, oyuncaklarını, evdeki hayvanlara zarar veren çocukları bile görüyoruz. İşte orada bakıyorsunuz bu çocukta bir şey var. Eğer siz bunu ebeveyn olarak anlamlandırabilirseniz, adlandırabilirseniz ya da bir eğitimci olarak, işte bir uzman olarak, bir komşu, bir arkadaş olarak bunun farkına varabilirseniz o zaman anlayabiliyorsunuz. Birazcık da eğitim gerekiyor o yüzden. Yani çok da bilmiyoruz aslında bazı şeyleri. Evet, hani evet. İstismar ne, çok bilmiyoruz. İşte kaç türü var, nasıl yapılır, nasıl edilir, bu nasıl anlaşılır? Hep dedik ki hep tabu, hep kapalı kalıyor bunlar. Hı. Konuşmuyorduk, bilmiyorduk. Yeni ortaya çıkıyor. Sanki yeni olmuş gibi. Hayır, yeni olmuyor. Yani bugün çok yaşlı insanlar keşke konuşsalar, yaşadıklarını anlatsalar, kendileri neler yaşamışlar. Aslında hep süre gelen bir şey bu. Şimdi ortaya çıkıyor. Ama eğitimsizlikle de işte anlayamıyoruz. Yani istismar nasıl olur? Bu çocuğun burasında böyle bir şey var. Bu nedir? Ya annesi böyle davranıyor ya da okula geliyor. Mesela öğretmen bilmiyor diyelim ki. Herhangi bir işte şey yok, diyelim ki pedagoji eğitimi var ama daha önce pratikte hiçbir şey görmediği için anlamlandıramıyor. Çocuk öyle gidip geliyor, bakıyorsunuz çocuk çok erken geliyor, çok geç çıkmak istiyor. Arkadaşlarla problem, öfke problemleri, oyuncaklarla problem, yeme bozuklukları, yatağına kaçırma vesaire. Yani bunu işte evde bir sorun mu var olarak adlandırmak yerine bir üst boyuta taşısa öğretmen mesela o noktada, anlayabiliriz ihmal ve istismarı. Evet. Bir de bu durum en fazla geçinemeyen anne babalardan dolayı, yani evli çiftlerden dolayı oluyor bildiğim kadarıyla. Yani daha çok hangi bireylerde oluşuyor çocuk istismarları? Şöyle söyleyeyim, çocuk istismarını, istismarcıyı konuşuyoruz değil mi? Yapan insanı konuşuyoruz. Evet. Ayrı anne babalarda şöyle bir nokta oluyor. Ortaya üvey anne ya da üvey baba çıkarsa sahneye, evet çok fazla bir değişkenlik oluyor çocuğun hayatında. İşte üvey anne dövebiliyor, üvey baba yine cinsel olarak bir istismarda bulunabiliyor. Denge değişebiliyor. Ayrılmış anne babaların çocukları da çok yaşıyor. Daha çok ama onlar ihmali ve duygusal istismar yaşıyorlar. Şimdi bu ihmalde duygusal, yani duygusal psikolojik istismar demek. İşte orada aşağılanma, hakaret edilme, bağırılma, çağrılma gibi, böyle işte ne bileyim yemeğini vermiyor mesela çocuğun, yeme diyor.
kalk masadan, süt içmeyecek misin? 3 gün aç kal diyor mesela, vermiyor çocuğa. Bu da bir istismar. Ve bu noktada evet, eğer anne baba ayrılmışsa, çocuk herhangi bir işte üvey anne ya da babayla yaşıyor, ki hepsinde böyle bir şey yok, bunu da söylemek lazım. Tabii yani canım. Kendi çocuğu gibi bakan insanlar var, bu çok ayrı bir durum. Ama üvey anne baba demek yerine bakım veren olarak adlandırırsak bunu, evet orada çocuk bazen benimsenemeyebiliyor ve daha fazla mı yaşayabiliyor? Yaşayabildiği oluyor. Peki şimdi hep çocuk istismarının şeylerini konuşuyoruz ama bu durumda olmaması için neler yapmak gerekiyor? Bir kere çocuk istismarını önlemek, hani hep deriz ya, bir şeyi hep önlemek, bağımlılığı konuştuğumuzda da önlemek, istismarı olmadan nasıl önleyeceğiz? Hep aynı noktaya geliyoruz. Çocuklarınıza dikkat edin. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Sosyal medyada kiminle yazışıyor mesela? O sosyal medya zaten bizi mahvetti. Bu sabah bir haber vardı yine. 10 yaşındaki bir kız çocuğuna 35 yaşındaki bir adam işte ya yazıyor. Evet. Yazıyor işte şöyle güzelsin vesaire gibi gibi bir şeyler. Ondan sonra tabii bu arada anneyle yazışıyor. Adam çocukla yazıştığını zannediyor ama anne fark etmiş tabii, anne yazışıyor. Hatta işte randevu veriyor ve adam randevuya gidiyor. 10 yaşında bir kız çocuğuyla, yani şimdi buradaki anne uyanık olmasa, yani görmese, bilmese, kadın çıktı anlatıyor, diyor ki evet tam benim çocuğum kullanıyor. Kullanmak zorunda diyor, yani onu tutamıyorum ama bütün hesapları bende açık. Bütün işte mail adresleri bende açık, ben oradan gördüm diyor, müdahale ediyor, işte önlemiş oluyor. Bu noktada önleyemeseydi 10 yaşındaki kız çocuğunun başına her şey gelebilirdi. Her şey gelebilirdi. O yüzden çocuklara ciddi anlamda dikkat etmek gerekiyor. Bir de öğretmek gerekiyor. Mesela beden algısını kavratmak gerekiyor. Bu senin bedenin. Bunlar senin özel bölgelerin. Kimsenin dokunmasına izin verme. Mesela bizde şey vardır ya hep, çocuğu, hadi amcanı öp, onu öp, bunun kucağına otur, bu da sevsin. Biraz eskide kaldı onlar. Hani dedik ya, hep istismar gündeme gelmeye başladı. İşte o yüzden bazı davranışlar da birazcık geride kalmaya başlamalı. Yani çocuğu herkesin kucağına oturtmak, herkesin öpmesine izin vermek. Hayır, çocuk kendi bedeninin ona özel olduğunu algılarsa ve bunu bilirse, biri de ona dokunduğunda daha rahat bir tepki verebilir. Yani daha rahatça gelip size ya böyle bir şey var, ya da kendi çocuk diliyle bunu anlatabilir, söyleyebilir, konuşabilir. İkincisi, çocuklara bağırmayı öğretmek gerekiyor mesela. Yani diyelim ki yolda yürüyor ya da demek ki bakkal konusunda. Hani bakkallar çok evet. varmış ya, eskiden anlatıyorlar evet. böyle bir bakkal amca hikayesi. Evet. Diyelim ki bunu yapıyor. İşte o çocuğun orada çığlık atarak kaçması lazım. Ya da çığlık atması lazım. Bağırdığında insanlar bir şey olduğunu anlayacaklar. Hangi çocuk bağırırsa bağırsın, bugün hepimiz kalkar bakarız. Tabii ki. Hepimiz bakarız. Yani burada hiç şey yok değil mi? Yani burada biz oturuyoruz. Şuradan dışarıyı görüyoruz işte. Şurada bir çocuğa bir şey olsa hepimiz ayaklanıp yardım etmeye gideceğiz. O yüzden çocuklara bağırmayı öğretmek çok önemli. Hayır diye istemediğin bir şey olduğunda bağır. Ama bağırsın. Yani bunları çocuğumuza öğretmemiz gerekiyor. Başka anne babaların neler yapması gerekiyor? Yine istismar konusunda eğitim verebilirler çocuklarına. Kaç yaşından mesela anne baba başlaması gerekiyor çocuğuna o eğitimi vermesi? Bir de şöyle bir şey var, anne baba o eğitimi biliyor mu ki zaten çocuğuna versin? Heh, işte. Onu nasıl yapacağız yani? Bir de o var. Şimdi şöyle bir şey, ihmal olarak gerçekten şöyle bir şey var ki, hepimizin yaptığı bir şey çocuklarımıza. Belki bilerek, belki bilmeyerek. Ki genelde çoğumuz, ya senin dediğin gibi az önce işte markette gördüğün kadın çocuğunu sıkıyor, vuruyor, ısırıyor. Onun ihmal, istismar olduğunu bilmeden yapıyor. Çünkü bilmiyor. Kadın onun ne olduğunu bilmiyor. Öyle görmüş. O sadece aynen öyle gördüğü için onu yapıyor çocuğuna. Yani bunları topladığımızda nasıl olacak? Çünkü bir annenin eğitimi yok. Bizde de bildiğim kadarıyla zaten böyle bir şey için açılan bir yer yok. Okul yok. Hiçbir şey yok. Yok. Bizde dayak cennetten çıkmadır lafı var. Aynen. Kızını aynen dövmeyen dizini döver var. Değil mi? Böyle atasözlerimiz kızlara, var. Kızlara evet. Kızlara bir şey daha fazla bir baskı var. Daha şimdi, bir zor uygulamalar var. O noktada evet, anne belki başka bir şey bilmediği için öyle davranıyor ya da öyle gördüğü için öyle davranıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Nasıl bu konuları duymaya başladıysak, bunu önlemeyi de o kadar duymaya başladık. Bakın, hepimizin elinin altında bir akıllı telefon var. Evet. Araştırabiliriz. Okuyabiliriz.
Ya bir çocuğa nasıl davranılır? Hani söylüyorum ben şunu hep söylüyorum. Bazı mesela hastalıkları biz ürettik, biz çıkardık, biz insanlık olarak görerek, öğrenerek. Biz bu kadar hastalığı çıkarabildiğimize göre önleme konularını ya da bir çocuğa nasıl davranırız konularını da ortaya çıkarıp uygulayabiliriz, yapabiliriz, yapmak zorundayız. Yani o kadın eğer çocuğu laf dinlemiyor ise, bağırıyorsa, çağırıyorsa, ağlıyorsa 2,5 yaşındaki bir kadın o çocuğun önce sakinleştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çocuk nasıl sakinleştirilir? Evet. Bunu bilmesi gerekiyor. Bilmek zorunda artık. Eskisi gibi değil. Gerçekten alıyorlar. Bakın bizim ülkemizde sosyal yardım çok iyi çalışıyor. Geliyor, alıyor ve gidiyor çocuğu. Ya da hemen sizi takibe alıyor. SOS'imiz var mesela biliyorsunuz. O da çok iyi çalışıyor. Yani bizde bu gene diğer ülkelere kıyasla bence daha iyi Bizde durumda. daha az, evet. En son Diker cinayeti vardı. Onun üstünden Ciddi infial yaratmıştı o da. evet, bayağı. Bir de aslında toplum olarak da çok sarsılmıştık o konuyla ilgili. Yüzleştik mi acaba? O yüzden mi? Hayır, yani gittik Gözümüzün önünde oldu. mahkemenin önüne sadece 2 gün işte bağırdık çağırdık sopalarla falan gidildi. Sonra her şey Bitti. duruldu. Evet. Şu anda mahkemenin süreci evet devam ediyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Adam dönüp bir de bunun üzerine tahliyesini istedi. Evet. İstedi. Evet. Ve biz toplum olarak susuyoruz. Yani Yani bunlara biz de dahil olmak üzere kızıyoruz, zaten her şeyi bağırıyoruz. yapıyoruz. Evet bir yere kadar. Doğru 2 gün mahkemeye gittik, durduk. Ölümde de aynısı vardır. Bu tip durumlarda da kaçınma davranışları. İşte bir yerden sonra kaçıyoruz. Onunla yüzleşmekten korkuyoruz. Bir anda şok oluyorsunuz. Yani ya nasıl yapar ya işte bir baba evladına? Nasıl yapar? Yani hem işte istismar edip hem onu öldürmek hem bir yere atmak. Bizim ülkenin en kötü olaylarından bir Evet. tanesiydi o bence. Peki cinsel istismar konusunda çocuğu nasıl eğitmeliyiz diye tabii ki konuştuk ama yani daha fazla anne ve babanın kaç yaş grubundan, az önce de sormuştum bunu ama cevap alamadım senden. Kaç yaş grubunda başlamaları gerekiyor çocuklarını eğitebilmeleri için? Çocukla iletişim kurmaya başladığınız andan itibaren aslında bu eğitim başlar. Yani bu şöyle bir süreç. Kendi davranışlarınızla aslında çocuğa bunu özümsetiyorsunuz. Yani oturup konuştuğunuz şeylerden yaptığınız şeylere Evet. kadar. İşte orada çocuğunuzu onun bunun kucağına vermeyin mesela. Tanımadığınız insanlar çok dokunmasınlar. Kendi bedenlerini öğrensinler. Cinselliği tabu olarak kullanmamak gerekiyor. Yani çocuk 3 yaşında da cinselliği ya da nasıl bebeğin olduğunu sorabiliyor. Ya da mesela çocuk 3 yaşında annesi hamile, "Aa kardeşim mi yuttun?" diyor. Çünkü diyor ki anne, Ya evet. "Bak bunun içinde kardeş var. Aa kardeşim mi yedin? Onu mu yuttun?" Demek ki bu çocuk sorgulamaya başladıysa eğer bir cinsel açıkla yani cinsellikle alakalı bir açıklamaya da hazır demektir. Ve onların kendi yaş gruplarına göre olan açıklamaların hepsi var. Ama istismar konusu dediğimizde çocuğun yani İyi dokunuş ve kötü dokunuşu anlatmak çok önemli çocuğa. Yani hiç kimseye sarılmayacak mıyız? Yok Tabii böyle ki bir şey. sarılacağım. İnsanlara tabii ki sarılacağız. O sevgiyi aktarmak, paylaşmak, tensel dokunuş bu önemlidir yani değil mi? Üzüldüğümüzde sarılırız birinin işte omzuna başımızı koyar ağlarız vesaire. Çocuğa istismarı anlatmak ama bunu iyi dokunuş ve kötü dokunuş olarak aksettirmek gerekiyor. O yüzden bu ikisinin farkını çocuğa çok iyi anlatmak lazım. Bunu anladığında yani çocuğun kendi özel bölgesine, bedeninde istemediği bir yere bir dokunuş olduğunda zaten çocuk istismarın farkına varacak. Gene başa geldik. O zaman oturacak, konuşacak, anlatacak. Bu işi baştan çözeceğiz. Evet. Peki şöyle bir durum var. İstismarcı diyoruz tabii ki sürekli ama bunun bir profili var mıdır? Nasıl bir profile sahiptir? İstismarcı dediğimiz insana sanılanın aksine böyle hani yollarda evsiz, yersiz, yurtsuz insanlar olmaktan ziyade işte maddi durumu, sosyoekonomik düzeyi çok iyi de olabiliyor. İşte baktığımızda çok eli yüzü düzgün bir insan hani nasıl böyle bir şey yapar dediğimiz insanlar da oluyor. Genellikle 40 ve 70 yaş arasında oluyorlar. %50'si evli, %50'si evli değil bu insanların. Yani
Sen danınmak isteyen bunların hepsi bekar ya da hepsi evli gibi bir durum yok. İstismarcı profiline baktığımızda çoğu bu işte mağdur istismarcı döngüsüne dönmüş durumda. Yani kendileri de çocukluklarında bir şekilde istismar edilmiş bireyler oluyorlar. Ve ilginçtir, istismar ettikleri çocukları aile içinden değil aile dışından seçiyor. Eğer kendisi de istismar ettiyse daha önce mesela böyle bir profil ortaya koyuyor. Genelde dürtüsel davranmıyorlar. Yani işte ah hemen ben bu çocuğu buldum ettim işte ben bunu istediğimi yapayım demiyor. Bakın sizin güveninizi kazanıyor, ailenizin içine giriyor, çocuğun güvenini kazanıyor. İşte bir çikolata alıyor, ne bileyim sevdiği bir şey alıyor, karne zaman. Kitabına da çok güzel uyduruyor mesela karne zamanında hediye evi. Hani hep deriz ya bayram değil, seyran değil, enişten beni neden öptü? Evet. İşte o durum olmasın diye her şeyi kitabına uyduruyor. Hem sizin ailenin güvenini kazanıyor, hem çocuğun güvenini kazanıyor. Planlayarak gidiyor, istismarı yapıyor. Ondan sonra zaten eğer yakalanırsa, işte ben bilmiyordum, çocukları zaten çok seviyorum. Çocuk sevmek ayıp mı diyor mesela. Evet. Hani işte ben diyor sadece istediği bir şey yaptım, ben kötü bir şey yapmadım diyor. Kendi istedi diyebiliyor. Çocuk da bana Çocuk karşılık nereden verdi diyor bilecek ki mesela. kendi Yani istedi? istismarcı profili genelde bu şekilde oynuyor. Kendileri de aslında toplum içerisine baktığımızda daha içine kapanık, uyum problemleri yaşayan, ciddi davranış bozuklukları olan insanlar Ya oluyor. onları da öyle mi anlayabileceğiz yani? Şimdi tabii her içine kapanık olan, her şey olan tabii ki istismarcı değildir ama ne bileyim belki baktığında bir insanın hoşlanmadığında aklına hemen gelebilecek mi acaba onun istismarcı olup olmadığı? Nasıl Bence konu anlayabileceksin? çocuk olduğunda biraz paranoyak davranmak gerektiğini düşünüyorum artık. Anne ve babaların. Şimdi şöyle bir ters korelasyon yaşadık. Evet, ortaya çıkması iyi oldu bu istismar konularının. Ama bu istismarcıyı da bir şekilde cesaretlendirmeye başladı. Diyelim ki adamın sadece aklında var ya da kadının aklında vardı. Göre göre ben de bunu yapabilirim dedi. Ben de bunu. Bir de şimdi olayın böyle bir boyutu var. Değil mi? Yani. Bu ters korelasyonda bizim de birazcık daha paranoyak olmamız gerekiyor. Herkese güvenmememiz gerekiyor mesela. Yeri geldiğinde demin anlattığım gibi yani anne, baba, çocuk aynı yatakta yatmaması gerekiyor. Bırakın herkese güvenmeyi, kendinize de güvenmemeniz gerekiyor o konuda. Her şeyin bir yolu, yordamı, prosedürü var çünkü. Yani o yüzden çok sevip işte hadi herkese sarılalım, çocuğumuzu herkese emanet edelim gibi bir noktaya çıkamazsınız. Siz istiyorsanız ebeveyn olarak ya da yetişkin olarak bunu yapın, kendi koruma alanınızı oluşturabileceksiniz. Çocukta böyle bir şey söz konusu değil. Çocuğun kendini koruma duvarı yok. Zaten yudum bir yudum bir şey yani tutsan ne olur, işte boğazlasan ne olur, tecavüz etsen ne olur. Yaparsın. Gücü yetiyor insanın çocuğa. O yüzden anne babalar öyle herkese güvenmemeli. Çocuğa da güvenmemeli. O yüzden sosyal medyasını vesairesini, yakınını, tanıdığını, arkadaşını konuşmalı. İşte birinin evine gidip kaldığında düşünmeli mesela. Hani diyelim ki bir arkadaşın evine gidip kaldı. O evde kimler var, nasıl insanlar? Bilmek, tanımak zorunda. Ebeveynler gerçekten çok dikkatli olmak Burada en zorundalar. fazla anne babalara çok iş Çok düşüyor. iş düşüyor. Çünkü ne kadar istismar haberleriyle karşılaşıyorsak, diğer yandan bu istismar haberleri istismar edeni artık daha bir cesaretli hale getiriyor. Yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni yollar bir şekilde sızıyorlar aramıza. Yapıyorlar. Hepimize yapıyorlar. Şu mankenlik mesajları var. Mesela mesaj atıyor bir erkek çocuğuna. Çocuk yanlış hatırlamıyorsam 12, 10 ile 12 yaşları arasında seni çocuk mankeni yapacağız. Facebook'tan mesaj atıyor. Çocuk da seviniyor. Ya ne kadar güzel, ne kadar mutlu oluyor falan. Ondan sonra diyor ki yalnız bana fotoğraf gönder. Tabii diyor çocuk ama diyor çıplak göndereceksin. Biz senin çıplak şöyle fotoğrafını istiyoruz. Çıplak böyle işte bir tane iç çamaşırlı şöyle. Şimdi çocuk orada kuşkulanıyor ne oluyor? Hayır ben böyle bir şeyin hesabını veremem, edemem. İşte bakın sosyal medya çıktı karşımıza. Ya evet. O yüzden hep çok dikkatli olmak zorunda. Madem dünyaya getiriyoruz bu çocukları, çok 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 dikkatli devam etmek zorunda. Hele ki günümüzde. O da ki zor. Zor, çok Yani zor. çalışan anne babalar için gerçekten çok zor. Çok zor. Yani şu anda evden çıktığımızda bile aklımız çocuklarımızda kalıyor. Acaba ne yapıyorlar? Neredeler? Kimleler? Tabii şimdi biri cinsel istismarda bulunması akran zorbalığı dediğimiz olay var. Okulda Peki çevre arkadaşları. önemli mi sence Esra? Kalınan çevre önemli mi? Yaşanılan çevre önemli mi? Tabii. O da önemli. Tabii. Her şey etkiliyor. Yaşanılan çevrede etki. Ha, bütün bunlar olduğu da bu çocuk illaki istismara mı uğrayacak? Hayır. Bu da kesin bir kaide değil. Ama çok hani fazlalaştı ve insanlar olarak korkuyoruz artık. Her Tabii gün, ki. her gün, her gün, her gün görüyoruz.
O yüzden yaşadığımız çevre tabii ki çok önemli. İşte oturduğumuz apartman, dışarı çıktığımızda gördüğümüz insan işte kim selam veriyor bize, kim selam vermiyor. Bakmak Yani lazım bazen şey hepsine. vardı işte ev alma komşu al. Evet. Şeyi çok önemlidir Çok bence önemli. burada. Benim de en çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesidir bu. Yani gidip ev kiralayacaksam ya da her neyse satın alacaksam ilk önce o çevreyi bir kolaçan etmek lazım. Kimler Kesinlikle. oturuyor? Kimler Kesinlikle. var orada? Yani o herkese çok kolay merhaba dediğimiz günler aslında maalesef biraz eskilerde Ya kalmış şu anda bir durumda. de zaten insanlar birbirlerinden uzaklaştı Esra ya. Eski şey kalmadı ki zaten. Yani aslında eski insanlardaki böyle sıkı fıkılık kalmadı zaten ki niye bu kadar çok fazla istismar ortaya çıkıyor ki? Yani şu anda insanlar kendi halinde biliyorsun. İşte herkes işine gidip geliyor. Çocukları evinde, komşuluk yok, gidip gelme yok. Daha bir azalması gerekirken daha çoğalıyor. Ama işte stres arttı orada da. Stres de çok fazla tetikleniyormuş Zaten mesela bu istismar. stres her şey. Her şeyin içinde gerçekten. içinde İnsanlar tabii. stresten dolayı mı yani bu kadar kendi kendilerini kaybediyorlar? İstismarcılar mesela kendi yaşam tarzlarından dolayı mı bu kadar çok kötü olabiliyorlar? Ya dediğim gibi onların da kendi geçmişlerinde. Şimdi benim şöyle bir bakış açım var bir psikolog olarak. Bugün verdiğimiz her türlü sinyal, yani bu artı ya da eksi, olumlu ya da olumsuz herhangi bir semptom bile olabilir. Çocukluğumuzun bugüne bir yansıması, yani yaşadığımız her şeyin bugüne yansıması olarak benim bakış açıma göre bu. Evet, bir pedofili de geçmişinde bunu yaşayabiliyor. Bugün karısını döven işte erkek de daha önce babası tarafından dövülmüş oluyor ya da onun babası da annesini dövüyordu. Bildiği ilişki biçimi bu oluyor. Her şey böyle bir yumak haline geliyor, önümüze konuyor. Evet, Bir aynen öyle. kitap gördüm Facebook'ta, ben de böyle geçen gün gezerken. Çok ilginç. Kadının nasıl dövüleceğini anlatıyor mesela. Kadını hangi durumlarda dövmek caizdir? Kadın nasıl dövülmelidir? Nerelerine vurulmalıdır falan gibi mesela. Bunu çocuklara bakın. Peki, şimdi kısa bir araya gidelim istersen. Çocuk istismarından konuştuk. Tabii ki yetmez. Yani biz burada Yetmez. oturup konuşsak, saatlerce anlatsak tabii ki yetmeyecek ama bir de seninle hayvan istismarını ve şiddetini konuşmak istiyorum. Tabii ki kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz.